g(x)'i 1 bölü x olarak tanımlamışlar ve bize ortalama değer teoremini kullanarak g üssü x eşittir 1 bölü 2'nin eksi 1 küçüktür x o da küçüktür 2 aralığında bir çözümü olduğunu söyleyebilir misiniz demişler. Eğer söyleyebilirseniz bunun nedenini açıklayın diye de eklemişler. Şimdi hemen videoyu durdurun ve soruyu kendi kendinize çözmeye çalışın. Ortalama değer teoremini kullanırken önemli olan fonksiyonun kapalı aralıkta sürekli, açık aralıkta da türevlenebilir olması. Bu açık bir aralık. Kapalı aralık için köşeli parantezleri kullanırız ve uç noktaları da aralığa dahil ederiz, öyle değil mi? Bu noktada elimizdeki aralıkların ikisinin de x eşittir sıfırı içerdiğinin ve x eşittir sıfırda fonksiyonun tanımsız olduğunun farkına varmış olabilirsiniz. Tanımsız olması fonksiyonun bu noktada süreksiz ve türevlenemez olduğu anlamına gelir. Bu yüzden de hemen not edebilirim. Hayır. Aralıkta türevlenebilir ve sürekli değil. Şimdi ikinci kısma bakalım. Burada da ortalama değer teoremini kullanarak g üssü c eşittir eksi 1 bölü 2 eşitliğini sağlayan ve 1 küçüktür c, o da küçüktür 2 aralığında yer alan bir c değeri olduğunu söyleyebilir misiniz? Ve eğer söyleyebilirseniz bunun nedenini açıklayınız demişler. Şimdi yine videoyu durdurun ve bunun için de biraz düşünün. Burada 1 ve 2 söz konusu olduğunda hem açık hem de kapalı aralıkta bir rasyonel fonksiyon olduğuna göre ki rasyonel fonksiyonların tanım kümelerinde hem türevlenebilir hem de sürekli olduklarını biliyoruz ve buradaki tanım kümesi hem açık hem de kapalı aralığı kapsadığı için açık ve kapalı aralıktaki her bir noktanın tanım kümesinde olduğunu söyleyebiliriz. Hemen yazıyorum. g(x) rasyonel bir fonksiyondur. Ve buna dayalı olarak tanım kümesinde yer alan noktaların her birinde sürekli ve türevlenebilir. Evet, böyle olduğunu söyleyebiliriz. 1-2 kapalı aralığı tanım kümesindedir. Şimdi 1'de bir 1'den 2'ye ortalama değişim oranını bulalım. g2 eksi g1 bölü 2 eksi 1. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 1'den eksi 1 bölü 2'yi buluruz. O halde ortalama değer teoremine göre 1 küçüktür c o da küçüktür 2 aralığında yer alan ve g üssü c'nin bize verilen noktalar arasındaki ortalama değişim oranına eşit olmasını sağlayan bir c değeri vardır diyebiliriz. İşte bu kadar. Buraya bir tane de kocaman evet yazalım.